Selamlar, günaydınlar efendim herkese. Bir cumartesi sabahında, cumartesi öğleye doğru bir yayın açayım dedim. Şimdi dün gece zaten bir yayın yaptık bu Mars kutularıyla alakalı. Kutu da açtık. Bir Endi kutu daha aldım, bu T44 falan filan yok bende. Onlar için çıkarsa hani koleksiyonumuza atarız diye. Bir Endi kutu daha aldım. Şimdi o Endi kutuyu da açacağız. Mars kutularına basalım. Şimdi 75'lik kutu 354 lira. 15'lik kutu 74 lira. 50 kutu 236 lira ve 5'lik kutu ise 26 lira. Şöyle baktığınızda 50 kutu aldığınızda 50'de bir mutlaka tank çıkma ihtimali %100. Yani 50 kutu açtığınızda 50. kutuda mutlaka tank çıkıyor. Ve bu yüzden de fiyatı 236 lira ve alınabilecek en mantıklı kutu bu. Eğer bir premium tank kovalıyorsanız, bir premium tank alıyorsanız en mantıklı alınabilecek kutu bu. Hadi belki bu. Ama daha fazlası siz bakmayın bana. Hani çok mantıklı değil. Çıkacak tanklardan önce neler çıkıyor onun dışında onları da belirteyim. Premium günler çıkıyor. %100 çıkma ihtimali olan bunlar. İşte %25 çıkma ihtimali olan eğitim kılavuzları, kişisel eğitim kılavuzu, temel eğitim kılavuzu, genel eğitim kılavuzu vesaire. %20 çıkma ihtimali olanlar ise gördüğünüz gibi genelde 2B stiller. İşte yok Tombus Fermer mürettebat kaplaması falan filan gibi birazcık daha makyaj ürünleri. Çok da böyle hani mantıklı değil. Daha doğrusu çok da bizi ilgilendiren bölüm burası değil. Gelelim en önemli bölüme. Tanklar, premium tanklar. Seviye 9 TL7 tankı. Astaronex şarjörlü seviye 8. Seviye 8 T-44-100 iyi bir tanktır. Sağlam garanti bir tanktır. Zırh açısından fena değildir orta olmasına rağmen. Ayas uçağı bir zamanların efsanesiydi. Şu anda o kadar çok fazla kullanılmıyor ama hani yine oynanır. Premium tank 200 liraya alacağınız bir premium tanktan hani kutudan daha doğrusu 50 kutuda 236 liraya verip şu tanklardan herhangi birinin çıkması aslında mantıklı. E75 TS benim çok fazla böyle beğenmediğim bir tank. İri bir tank. Alman kafasında yapılmış bir tank ama benim çok fazla böyle takdir ettiğim bir tank değil. Çiftin Pro seviye 9 çok iyi bir tank değil. Hani tavsiye etmem. Taret zırhı var ama başarılı bir tank olduğunu söyleyemem. T-77, T-57'nin Amerikan T-57 tankının seviye 8 tarzı bir tank. Aynısının seviye 8 olduğunu söyleyebilirim. Zırhsız, şarjörlü bir tank. KV-4 zırhlı bir tank ama kendi seviyesinde. Seviye 9'lar falan geldi mi patates olursunuz. Tornwagen ise entel dantel görünümüyle seviye 8'in cooldown yapabilecek en iyi tanklarından biri gibi görünse de aslında ağır hareket kabiliyeti, yavaş hızı, geri ve ileri hızı sebebiyle çok fazla tavsiye etmeyeceğim bir tank. KV-5 çok zırhlı ama yine kendi seviyesinde zırhlı ve çok hantal bir tank. Bu tanklardan böyle elle tutulabilir bir tank var mı? Yani burada şöyle söyleyeyim, hiç premium yok diyelim ki sizin. Hiç premiumunuz yoksa ya açıkçası E75 de çok fazla işe yarar bir tank değil Kunze-Panzer. Hani E75 de öyle amşan bir tank değil. Ha şöyle söyleyeyim. Ben şimdi dün gece 125 kutu açtım. 125 kutudan bana TL7 çıktı. KV4 çıktı. Ve ne çıkmıştı başka? E75 TS çıktı. Hani o şekilde eyvallah diye derdim. Mutlu, çok mutlu olur giderdim. Şimdi 50 kutu aldım. Bunu da şundan dolayı aldım. Bakalım 50 kutu alınca hani mantıklı olanı alınca iki tank çıkıyor mu? Bir tank mı çıkıyor? Çıkan tank ne? Nedir ne değildir? Şunu söyleyeyim. Buradaki tanklardan ilk olarak sizde olmayanı çıkıyor. Ha, evet. O açıdan o. Ama tabii ben yine Löwe'yi tercih ederim. Yani biri bana E75 mi Löwe mi dese direkt Löwe'yi tercih ederim. Yani tanklar çok böyle elle tutulur gözle bir tanklar değil. O ilk çıktı ya. Of be falan diyebileceğiniz bir tanklar değil. Ama hani dediğim gibi 50 kutu aldığınızda 236 lira verip 50 kutu aldığınızda atıyorum 2 tane premium tank getirdiniz. Hangisi olursa olsun eyvallah deyip başınızın üstüne koymanız gereken bir durum. Altın çıkmıyor kutulardan. Onu söyledim. Altın beklentisi olan varsa altın çıkmıyor. Sadece kredi çıkıyor. O da çok fazla kredi çıkmıyor. Bana 125 kutudan 2,5 milyon gibi bir kredi çıktı. Şey değil. O bile çok mantıklı değil. Benim burada tavsiyem yeni başlamış arkadaşlara olacak. Çünkü çok fazla X5 şeyleri çıkıyor, deneyimleri çıkıyor. Bu çok güzel. İşte kişisel eğitim kılavuzları çıkıyor. Bu çok mantıklı. Ama onlar dışında tanklardan çok fazla beklentiniz olmasın. Bu açıdan bakmak lazım olaya. Ama şimdi düşünsenize hiç premium tankınız yok. Ya da bir tanecik premium tankınız var. 236 lira veriyorsunuz. Ve işte ne bileyim şansınıza denk geliyor iki tane tank çıkıyor. İşte gitti biri E75 çıktı biri TL7 çıktı. Bomba. Mesela şu tank hani varla yok arasında bir şey benim için. Kötü ama niye kötü onu bile anlatamıyorum. Yani
Oynamıştım. Var bende. Bunları şimdi hepsini de oynarız. Birer maç yaparız bende olanlarla. Dün gece zaten hani bayağı bir tank çıktı. Bende olmayan tank çıktı. Burada bende olmayan tank T-44. Aston Rex de var sanırım. Aston Rex de var. KV-5 şu ikisi. Şu ikisi bende yok sanırım. İlk kutudan 250 bin kredi çıktı. Bu arada şey varsa hani ben kutu açtım şu kadar çıktı sen kutu açtın hani yazacak olan varsa yazabilir. Bilgimiz olur. Onu da söyleyeyim. Erhan bir şey yazmış. Şey görmedim. Muazzam şekilde X5 çıkıyor. Güzel. Mürettebat eğitim kitapları çıkıyor. Yeni başlayanlar için çok iyi. Hem mürettebat hem kredi hem mürettebat. Güzel. Yeni başlayan paketi bu abi. Yeni başlayan sandığı bu. Yani yeni başladıysanız, yeni bir oyuncuysanız alabileceğiniz, 230 liraya alabileceğiniz ve garanti bir premium tank verecek bir paket alıyorsunuz. Üstüne üstlük bir sürü de işte şu ana kadar geçen akşam 2,5 milyon kadar bir kredi çıktı bana. Şu anda da 1 milyonu geçti kredi. Mantıklı. Yani mürettebat eğitimleri, kredi, kitapçıklar sürekli yeni başlayanların işine yarayacağı şekilde gidiyor. Tayır 9. Bonus çıkıyor da 8 tayır neden böyle bilerek yapmıyorlarsa şu an herkese beni. Anlamadım ben. Tayır 9. Pireler balanslı çıkıyor da 8'ler neden böyle bilerek yapmıyorlarsa şu an herkes beni. Valla dostum anlamadık. Hani sadece ben değil herkes anlamadı bence. Abi gördüğünüz gibi yeni başlangıç paketi olan bir şey 50 kutu almıştık. 23 kutu sonra garanti bir tank çıkacak. Premium gün güzel. Neredeyse her kutuda çıkıyor bak o. Neredeyse her kutuda X5, X3 bir şey çıkıyor. Eğitim kitapları bolca çıkıyor. Premium gün. X5. Bir daha X5. Yalnız tank çıkmayacak galiba. Dün akşam 125 kutu açmıştık ve 125 kutunun sanırım 6.sında 5.sinde TL7'yi vermişti bana. Şaka gibi. Çok az kaldı. 9 kutu sonra bir tank gelecek. Ama başka tank çıkacağını sanmıyorum bana. Zaten 19 kutu kaldı. T-44 T-100'ün çıkmasını çok istiyorum. Evet şimdi garanti bir tank geliyor bakın. Garanti bir tank geliyor. Bakacağız hangi tank gelecek göreceğiz. Bastık. KV-5. Yani çok da şey bir tank değil. Sonrakini açalım. Çıkacağını hiç sanmıyorum yani son 7 kutuda bir tank daha çıkma ihtimali çok ama çok ama çok düşük. Son 5 kutu. Evet. Yani 230 lira verip aşağı yukarı bir 2 milyon krediye bir premium tank alabilirsiniz. Bu sizi zarara sokacak bir şey değil. Yanına çok fazla mürettebat kitapçı alıyorsunuz. Çok fazla işte 2 base stil falan filan alıyorsunuz. Çok yanlış değil.
Şimdi bu KV5 çıktı. KV5'i bir inceleyelim biz. Dün gece KV5 çıkmamıştı. Evet, KV5. Seviye 8 Rus ağırı. Nerede? Şu. Çok ucu bir tank. Ben bu kadar yüksek, bu kadar iri tankları sevmem abi. Hani ben Alman kafasının tam tersiyim. Niye tam tersiyim? Şuradan tankçıcıya giriyorum. Ne kadar iri ve büyük bir yapısı varsa tankın ya da gövdesi varsa tankın vurulmaya ve hedef olmaya o kadar müsaittir. Ne kadar ufak bir yapısı varsa, ne kadar minimal bir yapısı varsa vurulmaya ve hedef olmaya o kadar daha az ihtimal vardır. Şimdi bak, KV-5'in zırhı çok zırhlı, tamam mı? Çok. Kendi seviyesi böyle 300'lere falan geliyor burası. Burası zayıf. Hani çok zırhlı ama zayıf ya da öyle bir yer ki vur beni diyen bir yer. Bağırıyor yani. Vur beni, beni vur, vur beni diye bağıran bir yer. Bu ne abi? Yani enteresan bir yapı. Ha, seviye 8'de götürürsünüz. İşte seviye 7'ye falan geldiniz mi adamların hiçbir şansı yok. Yani enteresan, saçma sapan bir ucube KV-5. Garaja dönelim. Şimdi garaja döndük. Burada hareket kabiliyetine bakalım. Azim hızı 40 kilometre. Dönüş 16. Çok hantal. Yani hız olarak fena değil. Ama hareket kabiliyeti sağa sola dönme olarak çok kötü bir tank. Tavsiye edilebilecek bir tank değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mürettebat alıyor. Bu da çok kötü. Niye? Çok fazla mürettebat gereksiniminiz diyor. 6 mürettebat bir tank için çok fazla arkadaşlar. Yani gerçekten çok fazla. Şimdi ben hangi tanktan çıkarıp buna koyacağım? Hangi tanktan? ISL'den mi çıkarayım? Ha? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, tamam. ISL'in mürettebatını atalım. Bir tane de farklı bir yerden mürettebat atarız. IS-4'te kaç mürettebat var? 4. Benim kafamdaki ideal tank nedir abi, biliyor musunuz? KV-5'in tek artısı 2K HP'ye sahip olabilmesi, tek artısı. Ya ağır tanklarda evet can puanı önemli. Ağır tanklarda can puanı önemli. Ama bunu kullanabilen için önemli. Yani o kadar can puanı olup da geride yatan tipler de var. Ya da aman dur canım 300 vurmasınlar bana diyen adam da var. Halbuki sana o can puanını şey diye veriyor adam. Yani hani bunu kullan, takas yap, git. İşte atıyorum rakibin can puanı 400'e mi indi, 500'e mi indi? Git onu vur, öldür ama kendinde bir tane ye. Ama onu öldürmüş ol diye veriyor. Ama evet, KV-5'in hani bana bir tane artısını söyle aga. Bu adamın bir tane iyi yönü yok mu diyenler için verilebilecek cevap bekası diyebiliriz. Genel olarak beka diyebiliriz. Benim için oraya geleceğiz Kunze Panzer. Benim için önemli olan şey tank. İyi tankı bana tarif et derlerse bir aga ufak olacak, ufak. Hani KV-5 gibi böyle sonradan çıkma gecekondu olmayacak. Baksana şuraya abi. Ne yapmışsın sen? Gövde yapmışsın. Sonra demişsin ki ya buna bir taret koyalım biz. Aga ya bizim şu şeyin taretini koyalım demişsin. Gemi tareti vardı. Gemi topu vardı. Onu koyalım demişsin. Tamam mı? Sonra demişsin ki aa ulan demişsin ya bunun biz şeyini yapmadık ya. Görüş şeyini aa onları da şunları koydum demişsin. Şurada iki tane teneke koymuşum bitmiş. Yani ucube bir tipi var tankın. Ucube. Çok iri. Çok fazla. Neyse çok konuşuyoruz. Oynayalım biraz değil mi? Valla benim en çok çıkmasını istediğim tanklardan biriydi o. TL7 ile birlikte. O çıkmadı. Yani çıkmayınca çıkmıyor. Diyecek bir şey yok. Mesela şu KV-5 yerine onun çıkmasını çok isterdim. Çünkü KV-5 çok sığır bir tank. Çok sığır. Çok sığır. Yani açık noktanız çok fazla. Hantalsınız. Gövdeniz aşırı büyük. Erhan mesela çok şanslıydı. Valla orada en işine yarayacak tank ne biliyor musun? MX. MX Lano. Orada en işine yarayacak tank T-44-100 abi. KV-5 at. Çiftin Aston IS-3 ha belki hani yani diye binebilecek bir tank. Öğrenciysen sıkıntı yok hacı. Problem değil. Öğrenciysen no problem. Ama bak onun da şeyi var. Ben mesela bugün bir tane video çekeceğim. O videoyu YouTube'a atacağım. Ve kazanana altın löve vereceğim. Hani çekiliş yapacağız yani. Takipte kalın YouTube kanalına. O yüzden zaten attım linkini.
Ve yapmanız gereken de çok basit şeyler olacak yani. Çok zor şeyler yapmayacaksınız. Bak mesela seviye 8'deyiz. Bu seviyede biraz daha önde olabiliriz. Hani bu seviyede biraz daha borumuzu öttürebiliriz. Ama seviye 9 falan yani. Neredeyse şansınız yok. TL4 çok büyük hatalar yapıyor bu arada. Çok büyük hatalar yapıyor. Yani oradan öyle çıkılmaz aga. Valla bana çıkmayan tek tank şey TX4-400. Belki bir ildi kutu daha alıp onu şey yapabilirim, çıkarttırabilirim. Çünkü tek tank o kaldı. Belki. Ve çok istediğim bir tanktı. Hani şu kutuları alırken inanın içimden geçen tek tank TX4-400 de TL7 idi. TL7 yeni tank olması itibariyle TX4-400 de eskilerin efsanesi. Zırhlı, sağlam oynamak isteyen bir adamın tüm istediklerini yapabilecek bir tank. Adamlar fabrikanın içine girmiş. Şuradan bir açı da vurabilir miyim onu diyeceğim. Hadi be, moloz koymuşlar buraya ya. Bu molozlar bu kadar yoktu. Neyse o molozlar bizim işimizi bozdu. Haritayı değiştirmişler mi? Bak. Adam çok rahat vuruyor bize. Bakın, görüyor musunuz zayıf noktalarınızı? Hani bu tank bu yüzden cinnah. Cinnah aga, cinnah. Ve her yerde zayıf noktanız var. Tamam. İşte zayıf noktaları çıkar abi. Acayip kaslı bir tank. İşte güçlü bilmem ne ama aga yani her yerde bir zayıf nokta var. Patır patır deniliyorsunuz. Ha, seviye 7 gelecek de işte orada siz kral olacağınız da falan filan fişmekan. Oho. Ölme şeyim ölme. Lan ben patlayıcı niye atıyorum? Oğlum ben patlayıcı mı attım lan hep? Bak ölüyoruz şu anda mesela. Geçen seneki 2022 yılbaşı kutusunda aldım 12'li açtım içinden 6000 altın ve vipere çıkmıştı. Ha bak işte o çok mantıklı bir şey. Çok. Bu arada bu tankla oynamam ben abi. Bir daha oynamam yani. Belki YouTube için bir tane video çekerim. Çok kısa o kadar. Şimdi bak bunun da şeyin zırh şemasını tank CC'ye vereceğim. Bak şimdi bu da KV-4 şimdi oynayacağımız tank. Bu da enteresan bir tip yani. Yani ne kadar ucube tank varsa vermek istemiş bence bot. Ben onu düşünüyorum abi. Şimdi bak bunda da abi burası evet side scrap yapıyorsunuz ama abi yani side scrap yapsan ne? Burası açık, burası açık. Ha topu çevirdin diyelim. Ne kadar zormuş lan bunu idare etmek. Böyle çevirdin. Hani sen nereye ateş edeceksin abi? Mutlaka geri gitmek için topu ya böyle çevireceksin. Ya böyle çevireceksin adamı ateş etmek için. Değil mi? Ben o düşmanım. Ya böyle çevireceksin ya böyle çevireceksin değil mi? Hani side script de çok mantıklı değil. Ön zırh 175 bin metre bitti. 216. Yani bir tek şurası zırhlı. Gövde aşırı büyük. Aşırı büyük. Şimdi oynayacağız bak bunda. Ben dün gece oynadım. Hiç memnun kalmadım. Hiç memnun kalmadım ama oynayalım bir daha. Valla side script yapabilir ama ben söyleyeyim. Kendi seviyesinde kral olabilecek bir tane. Yani kendi seviyesinde ben buradayım lan der bu tank tamam mı? Bir üst seviyede seviye 9'da bu tank sıçar. Sıçar yani. Şimdi bak zırh evet önemli. TD böyle bir TD için önemli. Çünkü zaten başka bir şeyiniz yok. Eğer bu tank için konuşuyorsan. Dönüş hızı çok yavaş. Çok hantal. Çok hantalsınız. Tabii ki. Aynen öyle Erhan. Yani tekrar söylüyorum. Azıcık hızlı bir rakip, azıcık manevrası yüksek bir rakip, azıcık hızlı bir tank sizi teke tekte içinizden geçer. Hani kalkıp da teke tekte de kimse size şöyle dur bakayım ben şu tanka şuradan ateş edeyim demez. Abi alır gelir döner vurur. Şimdi göreceğiz zaten. Sahada da göreceğiz. Mermi hızı iyi.
Ya bir ucube. Bakın gerçek. Ya bak zırhının iyi olabilir, şu olabilir ama oyunda her şey zırh değildir. Zırhını destekleyecek farklı özelliklerin de olması gerekiyor. İyi bir tank nasıl olması gerekiyorsa bana kalırsa, abi bir kere çok fazla iri bir bedene, bir gövdeye sahip olmaması gerekiyor. İkincisi nispeten bir hareket kabiliyeti olması gerekiyor. Yine nispeten bir zırhı olması gerekiyor. Aşırı zırhlı olmasına da gerek yok. O zaman da aşırı anta oluyor çünkü. Hani gerçek hayatta da böyledir. Hız, zırh bunlar biraz dengeli şeylerdir. Eskiden de mesela şövalyeler de öyle. Eski şövalyelerden ne giyiyordu abi? Kocaman çelikten şey giyiyorlardı. Fakat daha sonra şunun farkına vardı onu yapan insanlar. Dediler ki biz bu adamları bunu yapıyoruz ama biz hem bu adamlar bineğe bindiğinde binekler sıkıntı yaşıyor. Ağırlığından dolayı yavaşlıyor ve fiziksel bir sıkıntı yaşıyor. Hem de bunu giyen adam çok hantal oluyor. Hani çok hantal oluyor. Tek tek kaldığında savaş meydanında çok rahat av oluyor. Bunu fark ettiler. Ha evet çok büyük bir şey mi? Zırh önemli bir şey mi? Çok önemli. Ama zırhla tek başınıza şey yapamazsınız. Götüremezsiniz. Bak şu an için şu anki pozisyonumuz bizim tankla alabileceğimiz en iyi pozisyonlardan biri. Ama topunuzun derişi 227 olması yani bir TD için az. Ben eleştiriyorum sürekli abi. Denemeyeceklerdi bu pozisyonu ama sağ düştü. Sağ düştü. Sağ düştü. Şimdi sağdan gelecekler. Anladın? Hani hat tutma ihtimalim var mı bunlar? Var. Ama sağın solun düştü mü bitti. Habire sağdan gelecekler şeyi var bende. Bir tane var orada adam. O bile gelse bize 300-500 vursa canımızı yakacak. Güzel. Renegade'e vurduk. Mesela bak bunu YouTube'a koyarım ben bu oyunu. Bak nasıl yiyoruz görüyor musunuz abi? Ve o zayıf noktadan, çıkıntıdan yiyoruz abi. Lan iyi be ulan. Top eğimi yok. Tiger 2 içimizden geçer aga. O topla Tiger 2 içimizden geçer. Alman top mu? Evet dediğim gibi sağ tarafa geçtiler. Şu anda bizim tankımızın oraya geçtiklerinde ne olsun istiyorsun? Ben abi tekrar söylüyorum. Abi neredeyse 3 sektirirsin aga. Bak sektirmezsin demiyorum. Ama tank metaya uygun değil diyorum. Günümüz oyun şartlarına uygun değil. Şu tarz pozisyonda belki 50 maçta 20 maçta bir tane kalırsınız. Çok az gelecektir. Bak adamlardan daha önce sağa geçse, şuradaki herif şuraya geçse ben o pozisyonda duramayacağım. Onu söylemek istiyorum. Yoksa tabii ki sektirirsin. Ben buraya ne bileyim Defender'la gelsem Defender'la da sektirirdim. IS 3 ile gelsem IS 3 ile de sektirirdim. Taret'ten. Yani buradaki olay tankın her haritaya uyup uyumadığı. Anlatabiliyor muyum? Bak kötü tank bitti. Benim için kötü tank. Ha oynanır mı? Premium tank olarak bu kutu bir 230 lira verip bu kutudan çıksanız memnun olur musunuz? Olursunuz. Niye? Ucuza tank alıyorsunuz. Ama genel olarak bu tankla her haritada oynayamazsınız. Top eğilmiyor. Sıkıntı.
Ya E75 TS şöyle bir şey abi. E75 TS aslında Alman ekolünü çok iyi temsil eden bir tank. Alman ekolünü birebir uygulayan, ben işte Almanım diyen bir tank. Yani o kutulardan çıkabilecek en iyi tanklardan biri de denmez. Ya orta tank gibi bir tank aslında. Nispeten zırhsız, löve çakması bir tank var. Her haritada oynayan 8 tier tank var. Her haritada olmasa 10 haritanın 9'unda çok iyi iş çıkarabilecek tanklar var. Ben sana söyleyeyim abi. Projetto. Her haritada oynarsın bunlar. Ama zırhsız. He, zırh yok ki. Ya aga, bir tankın zırhı. Bizim zırhımız vardı, ne oldu? Yani her şey zırh değil, her şey hız değil. Tank dengeliyse 10 tane özelliği var tankın. Ya da 2, 4, 5 tane özelliği var. Ateş gücü, dayanıklılık, hareket kabiliyeti, gizlenme, tespit. Bunlardan bir tanesi top seviyedeyse, diğerleri ortaysa o tank olabilir. Bak T77 de var bende mesela. Bu tankı da sevmem. Bak AMBT neredeyse her haritada oynarsın. Vipera neredeyse her haritada, neredeyse. Yani şu tankın sıkıntısını ben söylemeye çalışıyorum. Evet, zırhınız var. Evet, kendi seviyenizde o pozisyonda öyle bir pozisyon yakaladınız mı 3K 4K sektirirsiniz. Evet, kesinlikle. Ama orada ilk dakikada adam sağa geçse, tek bir tank vardı orada, ağır tank, adını hatırlamıyorum. Sağa geçse bitmiştim ben. O 3K sektirmenin hiçbirini yapamayacaktım. Ben yine o tankla oynayacağım. Yani oradaki olay bizim 4K sektirmemiz. 3K mı sektirdik, 4K mı sektirdik, ne bilmiyorum. Sektirmemizin olayı ne biliyor musunuz abi? Sağ taraftaki tank öldü. İki tank vardı orada. Hiçbiri bize basmadı. Eğer kafası çalışan bir adam olsa, kafası çalışan ortalama bir adam olsa, mesela benim gibi bir adam olsa, oradan sağdan çıkar. Sidescrap'le çıkar. Benim o pozisyonda durmamı engeller. Adam çıkmadı ki bize. Adam ortadan çıktı. Bir saçma sapan bir şey yaptı. Dolayısıyla ben o pozisyonu alabildim. Ya tabii ki. Ya bir de şimdi birazcık oyunculukta da iş var. Abi niye gelmedi bu tank lan hala? Şeyde mi, bu savaşta mı ya? Savaşta. Ha bitiyor bak, bitiyor galiba. Ha tekrar söylüyorum abi. Benim hiç problem tankım yok, tamam mı? MX Lano. Lano. Benim hiç Lano diyeceğim sana. Lano demeyeyim ya. MX diyeyim. Mesela benim hiçbir tankım yok. Bana KV4 ile en siktir boktan tank çıktı abi. Ne çıktı? T77 çıktı mesela. 50 kutu aldım. X çıktı. Öper başımın üstüne koyarım aga. Anladın? Ama kalkıp da KV4 KTTS'yi gidip premium dükkandan altınla almam. T77'yi altınla almam. Anladın? Evet, kesinlikle. Zaten ben onu söylüyorum. İyi oyunculuk, mantık da oradan geliyor. Ama bak, gizlenmesi yok. Hareket kabiliyeti ortanın altında. Dayanıklılık ortanın altında. Ateş gücü orta diyebiliriz bu tank için. Aslında dayanıklılık şöyle bir şey. Dayanıklılık kendi seviyesinde kralsın. Kral gibisin. Kendi seviyesinde kralsın demeyelim. Kendi seviyende vezirsin. Düşük seviyelerde kralsın. Bunu zaten her tank karşılıyor. Seviye 9 bir tank gelse şu tankın içinden geçer aga, içinden. İçinden geçer. Ya tabii ki bu biraz kişisel de tercih. Bak şimdi mesela ben şu tankı bilir misin dostum? Erhan biliyordur büyük bir ihtimalle. Sen de biliyorsundur. Şu tank. Bu tankı kimse sevmez, tamam mı? Kimse sevmez. Ha işte yavaş, işte topa eğilmiyor. Evet ama ben IS-4 gibi oynayabiliyorum bu tankı. Sidescrap mükemmel yapıyor. Hız kabiliyeti gayet iyi. Hani oynaması çok zor bir tank. Şey de öyle. KV4, TTS, SSSD de öyle. Oynaması çok zor bir tank ama ben seviyorum. Hani sana diyecek bir şeyim yok. Ama o tank iyi bir tank demek. Atıyorum, oyunu hiç bilmeyen bir adam o tankı alacaksa o tank adamı yanıltmış olursun. Şunu söylemek çok daha mantıklı. Ben genelde öyle yaklaşırım zaten. KV4 TS şöyle şöyle bir tank. Benim tarzım değil. Niye benim tarzım değil? Aga, çünkü ben iyi tankın ne olması gerektiğini sıraladım. Benim kafamdaki. Ha, sana göre iyidir. Bak. Tam söylediğim maç geldi birebir. Şehire gitmek mi lazım burada? Arkadan snipe mi yapmak lazım? Hangisini yapmak lazım? Yani şu tankla şuraya gidip durabilir misin? Topu eğilmiyor. Snipe yapacağım. Burada durabilir misin? Şurada duramazsın. Buraya geçebilir misin? Evet geçebilirsin ama savaştan çok geri kalacaksın. Ya adamlar buradan basmazsa, şurada durursan, ya adamlar buradan basmazsa ne olacak? Al buradan iki tane tank geldi.
Senin gibi iki tane daha böyle TD geçti buraya da bir tane TD geçti. Ne olacak? Bitti. Senin alternatifin şehre gitmek. E şehre gittiğinde kimlerle karşılaşacaksın? T10. 268. Belki T26'ya 5. Ki enteresan bir tanktır. Değil mi? BZ. Bunları denebilecek miyiz biz? Onlar bizi denebilecek mi? İçimizden geçecek. Ve burada bizim iki alternatifimizin olması kötü. Bak. Zaten bir alternatifimiz bitti. Şurası. Mouse'u görüyorsanız. Niye bitti? Çünkü bizden 10 tane adam gitti aga. Biz onlar kadar seri değiliz, hızlı değiliz, topumuz inmiyor. Bizim burada oynama ihtimalimiz sıfır. Biz burada sadece şu şekilde oynayabiliriz. Biz buradaki otlara yatarız, otların biraz gerisine yatarız, bekleriz. Buraya gitme ihtimalimiz sıfır. Çünkü topumuz eğilmiyor ve gizlenmemiz neredeyse yok derecek kadar az. E bizim tek burası kalıyor. Benim alternatif yok dediğim bu. Ha sen aga projektoyla buraya da gidersin, buraya da gidersin, buraya da gidersin, buraya da gidersin, her yere gidersin. Ya da başka bir örnek vereyim. Löwe ile sen burada da durursun bak. Burada da durabilirsin Löwe ile. Anlatabiliyor muyum? Bak T-77 dediğim tankla olmaz ama burada bile durursun. T-77 dediğim dandik tankla. Burada bile durabilirsin. Burada bile durabilirsin. Ama bu tankın çok alternatifi yok. Sıkıntı. Ha, git burada dur. Akşama kadar bekleriz. Git burada dur. Bir tane adam vuramazsın. Adamlar bastığında çaresiz kalırsın. Az önceki maçta gördünüz. Adam önümden geçiyor, topu eğilmiyor. Nişanın geç, topu eğilmiyor. İşim bitiyor abi. Hani ben bu tank gömüyorsam şeyden değil yani hani kıl olduğundan değil. Eyvallah PM şey şu anda takım oynayabilecek duruma değilim ya. Şu anda kafamda yok yani. Ama atarız yani dostum. Hani buralardayız. Başka oyunlar falan da yapıyoruz. Oynuyorsan başka oyun onları da oynarız. Şu evi kuluyorsa çok iyi olacak. Hadi side scrap yapabiliriz. Deli miyiz acaba? İkinci mermide yine zor. Karşında seviye 9 bir Alman tank destroyer var. Hani şaka değil o adam şu anda bizim için. Ha, evet delemiyor ama anlatabiliyor muyum? Hadi. Allah'tan takım kazanıyor. Aynen bak Erhan'la falan da oynuyoruz. Takılırız yani. Denk geliriz. Hatta bizim bir Discord adresimiz var, onu atarız sana. Gelirsin muhabbet sohbet oynuyoruz abi biz şey değiliz yani hani. Amacımız keyif almak, oyun oynamak. Abicim seviye 9'a affetmez bu tank. Seviye 8, 8 evet 7 kralsın. Yüzelim mi diyor ben?
Bilmiyorum yani. Aklımı tutamıyorum ben o kadar şey. Hani şu kadar deli, bu kadar deli diye aklımı tutamıyorum. Bu arada klana gelmek isteyenler Selçuk, Berkay, bunların ikisine başvuru yapıp gelebilirler. Öyle çok şeye takılmaz bizim klan işte. Ya efendim VN8'i kaç oynamış bilmem ne falan takılmaz. İşte bu tank da çok iri bir tank. Hani burada sıkıntı. Hızlanıyor. Ama yavaş hızlanıyor. IS-7 gibi. Ya işte bak, kişisel tercih. Adam Vipera'yı sevmiyor. Olabilir abi. Hani oyun tarzı hoşuna gitmiyor. Ah be Ayasalt. Biraz geri gidip ateş etmem lazım. Bu arada yayındakiler, akşam Erhan'la yayınımız var. Benim YouTube kanalında Erhan bize Witcher'ı anlatacak. Witcher üzerine muhabbet edeceğiz. Kitap, film diyorum. Kitap, dizi, oyun. Bunları konuşacağız Witcher'da. Hani keyifli bir program olacak. Akşam 10.30 gibi başlayacağız. Belki 5-10 dakika falan geç kalabiliriz. Şey olabilir. Bilginiz olsun. Katılın derim yani. Takipte olun derim. Oy, çok canını acıttık. Hani diyorum ya bak, oynamasını bilen bir adam oynar mesela. E75 TS'yi oynayabilir. Çünkü aslında zırhsız bir tank. Tek olayı side scrap yapabilecek bir tank. Tek olayı. Onu görüyorsunuz. Alman topu işte ya. Çevir vur, çevir vur. Zırh, Alman zırhı dümdüz. FV 4002. Sen beni o açıdan sabaha kadar denemezsin. Sabaha kadar. Öyle sabaha kadar denemezsin kurban sen beni. Ah. What are you doing, Renegade? Alman topu bak şimdi şu varken bana deseler ki mesela kardeşim 50 TL vereceksin, kutundan da bir tank çıkacak. Birini seç. E75 TS ya da TL-50'yi seçerim ben. İkisinin arasında çok kalırım. Çok kalırım. Ama ikisinden birini tercih et derlerse ikisinden birine yazı tura atarım yani. Ama hani öyle bir şansımız yok tabii. Açıyorsun ne çıkarsa aga. Çıkmış bana atıyorum KV4 TSTTT tankı. Eyvallah der oynarım abi yani. Bak ben T-44-100 çok çıksın çok istedim. Çok. Bir sonraki çıkışında ah be. Açımı daha da arttırdım. Renegade çok yanlış yapıyor. Bak Renegade'in de bak. Şuradaki açık noktayı kapatabileceğiniz bir açık nokta değildir arkadaşlar. Hani adam bunun da arkasına geçse ben görüyorum onu. Buradaki sıkıntı çok büyük işte.
İlk başta buraya geçişimiz biraz riskliydi. Döversin abi yani hani kazanamazsın diye bir şey de yok. Ya şu demek değildir, bu tankla maç kazanamazsınız. Hani manipüle yapmayalım olayları. Yaparsın, kazanırsın. Adam işte iyi oyuncu değildir. Pozisyon almamıştır, bilmem nedir. Bak mesela ben götüm boş benim şimdi. Adam gelse LoL traktörle bana arkadan vursa delse örnek. Gitse o da mühimmatımı patlatsa ne olacak? LoL traktörü iyi bir tank mı olacak? Çok fazla tank leşi var burada. Bizim işimiz zor. Bir yerden sonra oyunculuk konuşuyor abi dedi. Evet, bir yerden sonra oyunculuk konuşuyor. Şöyle bir şey dostum. Ona bir açıklık getireyim. Eskiden çok fazla YouTube'da World of Tank'la alakalı canlı yayın yapıyordum. Hatta sadece World of Tank ağırlıklı gittik bir ara. Şimdi benim YouTube kanalım yeni. Tamam mı? Yeni açtım ben. Fakat bak, Alman topu mikronsaniye çevirdim. Ufacık bir kupol olan gördüm. Garaja yolladım. Adam niye geçti oraya? Taretine istinaden, taretine güvendi. Onu söyleyeyim Skyrim. Şimdi 4000 saat doldurmaya çalışıyorum ben dostum, tamam mı? 4000 saat. 3100'lerde benim şu anda. Canlı yayınlar 4000 saate dahil olmadığı için, 4000 saate kabul etmediği için onları YouTube, ben YouTube'da canlı yayını bıraktım. YouTube'da bu yüzden canlı yayın yapmıyorum. Yalnızca teknoloji programları falan filan gibi yayınların canlı yayınlarını yapıyorum. Fakat 4000 saat doldurduktan sonra Twitch'e çok daha az ara vereceğim, şey yapacağım. Ara vereceğim. Yani Twitch çok fazla olmayacak bende. Çünkü abi Twitch platformu YouTube platformuna göre biraz daha leş olduğunu düşünüyorum. Ama tabii yayın yapıyorsanız bu anlamda ilerleyecekseniz her tarafta olmanız gerekiyor. TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da, Face'te. Reklam böyle bir şeydir zaten. Ben kendim de tasarımcıyım. Grafikerim. O yüzden hani buralardayım. O yüzden aynı zamanda birkaç dalda yürüyorum. Evet. 2700 hasar, 1180 sektirme. Tekrar söylüyorum, bu tanklar arasında benim en hoşuma giden TD7 ve E75 TS. Çok sevmiyordum E75'i ama bu tanklar arasında değerlendirdiğimde gerçekten önemli. Hani bu akşam da işte Erhan'la bir canlı yayınımız var. Tekrar oraya döneyim. Erhan bize Witcher anlatacak. Hatta şuradan linkini de atayım ben. YouTube'a üye olmadıysanız olun. YouTube kanalıma. Bu tarz teknoloji programları yapıyoruz. Farklı konular işliyoruz. Hani teknolojiden kastım sadece oyun falan değil. Gizli. Birçok şey yapıyoruz. Mesela geçen hafta farklı bir Twitch yayıncısı konuğumdu. Günay'la ayda bir teknoloji programları yapıyoruz. Teknolojik haberlerin üstünden geçiyoruz. Hani sadece şey kafasına değilim ben. İşte şu abi. Valla Skyrim bir şey söyleyeyim mi? Çok makbule geçer. Hani çok makbule geçer, çok sevinirim. Çünkü 4000 saati doldurması yeni başlayan biri için çok zor. Tanınmıyorsunuz, çok fazla takipçiniz yok. O yüzden sıkıntı yaşıyorsunuz izlenmede.
Yani çok çok sevinirim. Zaten bugün de ben mesela dışarı çıkmayacağım abi. Kapanacağım evde. Full video yapacağım. Bir tane Altay Tank'ın ismini nereden aldığıyla alakalı bir video yapacağım. Bir tane World War 3 videosu yapacağım. World War 3 diye bir oyun var. Free to play oyunu. Twitch'te bulabilirsiniz. Oynadım onu bir müddet. Onunla alakalı bir video yapacağım. Ardından World of Tank'la alakalı şu bu yayını belki bir kısmını en azından YouTube'a atacağım. İçerik üretmek gerekiyor vesaire vesaire. Yani yaparsanız öyle çok sevinirim. Attım oraya linki. Neden saymıyor canlı yayınları 400 saate? 400 saat değil, 4000 saat. Neden saymıyor? YouTube diyor ki kardeşim diyor canlı yayında bunu yapması kolay diyor. Yani sen 3 saat abi boş boş oturur canlı yayın yaparsın. Açarım ben buraya. İşte bak burada oynuyorum tamam. Burada açarsın 3 saat oyun oynarsın. Canlı yayın yapmış olursun. 50 izlensen 3 saatte zaten 150 saat olur. Haftada böyle her akşam bunu yapsan çok rahat doldurursun diyor ve diyor ki ardından bu benim için bir içerik üretmek değildir diyor. YouTube bir canlı yayın platformu değildir diyor YouTube. YouTube diyor ki YouTube bir içerik üreteceğiniz, video yapacağınız, video kurgu yapacağınız bir platformdur diyor. Yani içi dolu bir platformdur diyor. Şimdi burada TikTok yayıncıları da, Twitch yayıncıları da yanlış anlamasın ama TikTok'ta canlı yayın açmak bir tuşa basıyorsunuz açıyor. Ekstra bir bilgi denemenize gerek yok, bir kurgu yapmanıza gerek yok, kafanızda bir soruyu falan bir ya da bir olayı toparlamanıza gerek yok. Keza Twitch'te de hemen hemen öyle. Bakın kaç saattir? 1,5 saattir yayındayım ben. Bunun için ekstra ne gerekiyor bana? Sadece bir bilgisayar, bir web kamerası ve internet bağlantısı. Oyunu aç, oyna. 1,5 saatlik bir içerik üretmiş oluyorsun Twitch'te ya da TikTok'ta. Ama YouTube diyor ki kardeşim diyor bana kaliteli içerik üretmen gerekiyor diyor. Ben senin içeriklerinin kalitesine göre seni ön sıraya çıkaracağım diyor. Bunun için de benim bazı kriterlerim var diyor. Bu arada diğer tanka geçelim. Hangi tankla oynayalım abi? T77 ile oynayalım bak. O tankı da görün. Benim kaliteli içerikten de anladığım diyor bir kere senin bol bol YouTube videosu atman gerekiyor diyor. Video atman gerekiyor. Video kurgulayıp atman gerekiyor diyor. Ben bunları sayacağım diyor. İkincisi attığın videolar diyor izlenmeli ve beğenilmeli diyor. Yani atıyorum aynı konuda iki tane video var. İkisi de şeyi söylüyor dedim ki. World of Tank Plus'ı anlatıyor. Biri izleniyor 3000, öbürü izleniyor 1000 ama 3000 izlenen tamamı izliyor izleyiciler. Yani 10 dakikalık videonun 10 dakikasını izliyor. Öbürü de 62 saatlik video şey için, WOT Plus için. 2 saatlik videonun sadece 10 dakikasını izliyor adamlar ama 3000 izleniyor. Öbürü 1000 izlenmiş. 1000 izlenen daha değerli benim için diyor. Onu ön plana koyuyor. Çünkü şuna bakıyor. Kardeşim sen bir video yapmışsın ama yaptığın video 2 saatlik ve bu benim için bir içerik değil diyor. Ve 2 saat hele canlı yayınsa ben bunu silerim diyor kafadan. Ben bunu saymam diyor. Mantıklı mı? Kesinlikle mantıklı. Şunu yapmaya çalışıyor YouTube. Bence YouTube geleceğin en önemli bu Netflix, Exxen, işte Disney Plus, Amazon Prime gibi bir şey olabilir ilerleyen sürelerde. O kafaya girerler mi bilmiyorum. Platformu olabilir. Kalitesini çok üst seviyede tutmaya çalışan bir platform. Valla dostum şöyle olacak. Ben yayın içeriğini sana anlatayım. Erhan bir kendini tanıtacak. Sonra Witcher'ı temel olarak anlatacak. Sonra Erhan Witcher'ın oyununu oynamış, kitabını okumuş, dizisini izlemiş. Hem oyun mekaniği üzerine, hem onun dünyası üzerine, hem oradaki karakterler ve Geralt karakteri üzerine muhabbet edeceğiz. Yani aslında Witcher'ın her şeyi konuşulacak. Oyun mekaniği de konuşulacak. Karakterler de anlatılacak. Bu arada yine saçma bir yere gidiyorum ben bu tankla. Karakterler de anlatacak. Dolu dolu bir yayın olacak akşam. Gel yani bekleriz. Bugün de bir tane video yapacağım World of Tank için. Selam Selçuk hoş geldin. World of Tanks için World of Tanks'ın bir premium çekilişi yaptıracağım. Onunla alakalı bir YouTube videosu atacağım. Orada şifreler olacak. Onları izleyen şifreleri alıp çekilişe katılmaya hak kazanacak ve benim çekiliş yaptığım zaman da premium
ödülleri alabilecek. Mesela bak, bu da verilen bir tank. Bir şeydi. Bu tank da iyi değil. Yani şu kutulardan çıkan eli yüzü düzgün hani E75 TS, TL7, bir de T44-100 var. Sıkıntı yok. Bak, Lonely Games, o kanalı da takip edin. Selçuk, at abi YouTube linkini. Selçuk da farklı oyunlar oynuyor böyle. Biz onlarla da falan oynuyor, takılıyoruz. Selçuk zaten bizim klan komutanı. Hani böyle lay lay konuşuyoruz ama adam komutan yani. O da atsın YouTube kanal linkini, onu da takip edebilirsiniz. Oğlum, bu haritalar değişmiş ya. Burada böyle bir yer yoktu. Şu bina yoktu. Forrest patlayıcı attı iyice ya. Vallahi patlayıcı attı. Aynen onun için kullanılır. Başka bir şey için de kullanılmaz. Sen geliyorsun buraya ama öyle büyük bir hata yaptın ki aslında, ve kimse de sana vurmadı ki. Ne kadar şanslı olduğunu gösterdin. Oh my god. T77, T57'nin seviye 8 versiyonu. Zırhsız, şarjörlü, böyle destek ağır tank. Hani arkadaşların oynayacak, sen yanında tak 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 falan vuracaksın. Ha bak, şu attığı link Selçuk'un kanalı. Çiftin de oynadı şimdi. Çiftin protosu hep bende var. Hadi be, sonuncusu girmedi. Korkarak attım ama toplu yükleyebilir diye korkarak attım. Aynen, acı tek takılıyorum ya Selçuk. Sonra beraber atarız yayında. Zaten yani Selçuk'la da şey yapacağız. Selçuk ve Berkay diye bir arkadaş var. Aslında ikisinin de teknik bilgisi bana göre de çok 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 daha fazla. Ben biraz böyle laylayımdır. Hani çok ciddi değilimdir ve hani birazcık detayı da girmek istemem, böyle sıkılırım yani. Çabuk sıkılırım. O anlamda ikisi de daha iyi oynuyor zaten. Bir akşam onları da konuk alacağım. Böyle WoT'la alakalı uzun uzun muhabbet edeceğiz. WoT'un gelişimi, WoT nereye gidiyor, niye gidiyor, kime gidiyor, hayırdır falan, bunları konuşacağız. Hadi at abi, at. Attı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asikome. Bak, STV, STRV. Tank Destroyer dedim budur aga. KV4, KTTTTSSSS değildir yani. Adam 1500 metreden hayvan gibi vurdu bize. Hızlı yüklüyor. Kamuflajı var. Zırhı var yerine göre, değil mi? Ama ben oynamayı beceremiyorum mesela onunla. Dün Berkan 50 kutuda 3 tank çıktı. Al işte bak, adama şansı. Bak, görüyor musun? TL7, T44, T100, Stormwagon. Çıkabilecek en iyi 2 tank. Yani benim açımdan söyleyeyim, en iyi tanklardan biri çıkmış. TL7, T44, T100. T44, T100 zaten kafaya koy. Bana o çıkmadı, biliyor musun sen? Çünkü 50 kutu daha aldım ve çıkmadı abi. Başka hangi tanklar vardı orada, bakayım. Ben de olanlarla oynayayım.
Torma işte Chieftain. Seviye 9 Chieftain bak. Varsa mürettebatı. Çünkü çok da böyle oynadığım bir tane değil benim ama. Yok. Mürettebatı yok. İngiliz. Tamam abi, İngiliz bir ağır. İngiliz bir ağırım şeyinden alacağız. İngiliz bir ağır. Evet, hoş geldin dostum. Velk Patos. Velk Patos selamlar. Farklı bir mecra, farklı bir saat. Bugün beklenmedik şeyler oluyor. Şairane bir giriş yaptı Velk Patos. Velk Patos'muş bu arada. Velk Patos. Bana da öyle biliyor musun? Bana da öyle. Ve ben tankların birçoğunun bende olduğunu sandım. KV-5 çıkıyor. Ulan diyorum KV-5 bende yok muymuş? Şey çıkıyor. E-75 TS çıkıyor. Ulan o bende yok muydu falan diyorum böyle. Birçoğunun bende olduğunu sandım ben. Ya buna da şimdi şey takacağız ya. Oynamıyorum abi çiftinle. Uğraşamayacağım şimdi. IS-3 hale oynayayım bak, IS-3 hale. Aston Rex varsa Aston Rex de oynayayım. Tamam mı? Bir saat şimdi ona mürettebat tak bir... Ulan IS-3 ağanın mürettebatı nerede? Ne yaptınız oğlum benim IS-3 ağama lan? Allah Allah. Şimdi önce şuradan SSCB diyelim. Sonra ağır tank diyelim. Kışta böyle tüm araçlarda diyelim. Churchill, IS-3. IS-3 anın mürettebatı nerede? Ve ben o mürettebat kimdi? Oğlum var ya benim mürettebatlar o kadar karışık ki. Yemin ediyorum şey gibi ya. Rus eski arşivleri gibi. Garajda bütün araçlarda kışlada. Vay amına koyayım. Kime, nereye taktım acaba? Yok, YouTube'a devam dostum. YouTube'da devam. Daha çok YouTube'da gideceğiz. Canlı yayın eskiden YouTube'da açıyordum. Ekseriyetle fakat daha sık bir şekilde. Fakat YouTube'un canlı yayınları 4000 saat kabul etmediği için, 4000 saate dahil etmediği için burada canlı yayın açmaya karar verdim ben de. Canlı yayınları burada açıyorum. Ama YouTube'da daha böyle kaliteli içerik, daha böyle dolu dolu içerikler üretmeye çalışıyorum. Şimdi biz o IS-3 ağanın mürettebatını bulalım abi. Kim bilir nerede bu? Ha şey de olabilir bir dakika. Yeni bir tank. K2. Bir dakika IS uçağı burada ya. Mürettebat da burada. Tamam ben demin neye baktım? Ayağıma koyayım ya. Tamam buradaymış. Okey sorun yok. Eskilerin kral tankıydı aga bu. Tamam mı? Eskilerin... Dur şuradan yedekleri açalım. Eskilerin kral tankıydı bu. Hani ilk çıktığında çok tehlikeli bir tanktı. Fakat şu anki oyunun oyun tarzına, metasına çok fazla uymuyor. Ama hani kutudan çıktığında yine gider olabilecek bir tank.
Akşam mesela şey var dostum. Erhan'la bir şeyimiz olacak bizim. Erhan'la bir yayınımız olacak. Erhan bize Witcher'ı anlatacak. Witcher oyunu, Witcher dünyası, Witcher dizisi, Witcher kitapları. Erhan hepsini okumuş, oynamış ve deneyimlemiş biri olarak bize bunları söyleyecek. We are brothers. Welcome brother. Hoş geldin brother. Yayınları da gece çok fazla geç açmayı düşünmüyorum artık. Belki bir böyle sohbet muhabbet yayınlarını açarım gece. Stalin. Aslında ikisi de orospu çocuğuydu biliyor musunuz? Bu ikisi de bariz diktatördü. Ama biz şeyiz tabii ki. Stalinciyiz. Ama o zamanlar diktatörlük varmış yani. Düşünsene şimdi Hitler var. Hitler'in karşısına Stalin, Mussolini. Tabii. O zamanlar dünya öyle kasıp kavruluyormuş. Zaten ülkeler de bunu benimsiyormuş yani. Hani o zaman Stalinler, Leninler, Mussoliniler. Çok can kaybettik ya. Ah Tom Wagen, ne yapıyorsun Ege orada? Ağzıma sıçtılar yalnız ya. Yani. Ağzıma sıçtılar. Yani eskiden iyiydi diyorum ya. İşte artık yok. Sıkıntı yok dostum ya. Abone olmuşum, takip etmeyi unutmuşum. Problem değil hiç. Zaten Twitch'te de çok fazla şeyim yok benim. Ama sağ olun. Aston Rex varsa bakayım. Aston Rex oynayayım bir el. Sonunex var. AMBT'nin mürettebatını oraya aktarabiliriz. Boyanasın. Nişanlama falan iyiymiş la bunun. Nasıl sürgü takabiliyor mu? Ben niye teleskobik? Teleskobik takarım ben ortalara da. Buna takmaya pek... Ha, evet bu... Bu takılmıyor. Nişan alma olabilir. Evet. Çok fazla alternatif bırakmamış bize. Hadi gelsin. Gelsin bakalım. Bak süper.
Yani seviye 8 maç Aston Rex'le düşebileceğiniz en güzel maçlardan birine düştük. Bunun kıymetini bileceğiz şimdi. Aston Rex'te mesela AMBT daha iyi, tamam mı? Aston Rex'te mesela çok büyük bir şeye sahip, komutan kapağına sahip. Bak şuraya bak abi, yani ya bu tankı yaparken mesela şey diyor, kanka biz bunu birazcık küçültsek mi falan demiyorlar mı yani? Hani bunu anlamıyorum ben abi. Takım yine çok geride. Şehir yine bırakıldı. Sol tarafa baktığımızda sol taraftan gelen 1, 2, 3, 4 tanka karşı çok fazla bir şey yapamıyoruz. Aynen. Tank komutanlar baksın diye şey yapmışlar. Tank yapmışlar. Birazcık V7 V'lere girelim birazdan. Bu arada şeye hiç bakmadım ha. Mars olayına hiç bakmadım. Ödüllerine iyi bir şey veriyor mu? Bir onlara bakalım ya. Ne verecek, ne edecek? Ha? Yani tabii, spot yersen biterim. Sıkıntılı yer. Yani şu kayanın arkasına saklanırım diye düşünüyorum ben ama bizim rakip çok. Bizim adamlar çok geride. Yani o kadar ki bak, iki taraftan da sıkıştırdılar bize. Ben bir şey, ikimizden geçecekler abi. Şimdi bizim buradaki amacımız var. Bir, şehre basmak. Şehir temizleyip onları arkalamak. İki, savunmada kalıp base savunması yapmak. Ben şehre gidiyorum. Şehre gitmeye kararı aldım. Patos. En iyi ödül stili ve kutu herhalde Mars'ın. Bakacağım şimdi, hiç bilgim yok ya. Abi ben bu etkinlikleri zaten artık World of Tank'ın getirdiği etkinlikleri, bu tip etkinlikleri, kutudur mutudur bilmem nedir, yılbaşı hariç, lay lay diye bakıyorum yani. Hani bir bok vermedikleri, işte sırf para kazanmak için yaptıkları bir etkinlik diye bakıyorum. Hatta bununla alakalı YouTube'da bir tane videom var. Vought bizi niye öpüyor diye. Oradan bakın, ananı avradını. Adama basacaklar şimdi ya. Light da geliyor, güzel. Hay ananı avradını, 3 attı değil mi o? Bir tane daha. Hadi hadi hadi. Tamam, güzel. Çok canımız gitti ama şehire düzenlediğimiz harekat başarılı gidiyor. Aslında birçok oyuncu şurada yatar, şunların gelmesini bekler değil mi? Benim işte öyle bir şeyim yok yani. Ben böyle yatayım, arkada durayım. Çok o kafaya giremiyorum abi. Evet, hata, bak kesinlikle hata, biliyor musunuz? Hani birazcık o kafaya girmek lazım. Özellikle şu son belki 2 aydır oyun böyle gidiyor yani. Bu arada mutlaka tamir yapmamız gerek.
Aston Rex abi bildiğin şarjörlü Amerikan medi. Hostiktir. Mermi üstümden geçti. Gidemiyoruz. Hadi oğlum resetleyin kepi. Ya bizimkiler niye resetleyemiyor ya? Şunlar niye basmıyor abi? Şurası bassın abi şöyle ya. Çiziyorduk eskiden biz haritayı. Aslında bizim arkada çok fazla tankımız var ya bizim base'de. Basmaları lazım abi adamlara ya. Konsolda mı oynuyorsun World of Tanks'ı? Hadi ya. Çok farklı bir kafa değil mi? Yani konsoldaki mi daha şey, burası mı daha şey? Ya konsolun şu açıdan mantıklı. Bu kadar böyle kasan adam yoktur konsolda. Evet kazandık. Başka ne var bizde oynayabileceğimiz? Onunla oynarız şimdi. Ona bakarız. Bakarız yani. TR7 evet tamam. Aston Rex'te böyle bir şey. Zaten bu kutuların büyük ödülü TR7. Şimdi TR7 tankıyla oynayalım. Tarit'i çok böyle güvenilir bir taret değil. İlk baktığınızda ben de öyle düşündüm. Şöyle görüyorsunuz, tamam mı? Dayıklığa giriyorsun. Diyorsunuz ki 200 mm ön zırh taretin. Demek ki diyorsunuz şu açılarla maça bu diyorsunuz böyle 400'lere 300'lere çok rahat çıkıyordur diyorsunuz değil mi? Hı-hı, öyle değil. Olay tamamen şöyle arkadaşlar. Şimdi açıyorum Tankçiçi'den. Amerikan. TD. Seviye 9. TL7. Bunu da ekrana verelim. Olay kesinlikle öyle değil. Olay ne biliyor musunuz? Çok düzensiz. Size 200 gösterilen zırhın çok azının 200 olduğunu görüyorsunuz. Ağzına merminin köküne attığınızda bile yiyebilen bir tank. Eksi 10 derece sanırım eğilmesi vardı. Şimdi yine bakarız. Zırhına güvenmeyeceğiniz bir tank bu. Burada bir zayıf noktanız var. Alt taraf keza zayıf. Ama her zaman söylüyorum. Pozisyon alma açısından benim hoşuma gitti. Hızlı bir tank. Çabuk hızlanmıyor. Geç hızlanıyor. Boyut olarak ufak bir tank. Çok iri bir tank değil. Çok artısı olan bir tank olmamasına rağmen benim hoşlandığım bir tank oldu. Niye bilmiyorum. Hani bu hissiyat, bu elektrik, bu enerji, bu sinerji nereden geldi anlamış değilim. Mermileri de 2,5 saniyede bir atıyor sanırım. Ona bakacağız şimdi. Hani genel geçer olarak çok iyi bir tank olmamasına rağmen hani özel bir tank. Yani gerçekten seviye 9 premium tank olarak oynanabilir haline getiriyor kendini. Şu yüzden seviye 9 ile 7 arasında ciddi bir fark oluyor. 8 ile 10 arasında olduğu gibi bir fark değil. İnanılmaz bir fark oluyor. Eğer siz seviye 8, seviye 7 maça düşerseniz
Her iki seviyede maça düşerseniz baldan tatlı. Ki seviye 7 bir maça düştük. 9, 8, 7 diye gidiyor. Bu açıdan hoşlandım bu tankta. Yani seviye 10'da zor ediyorsunuz. Mermi delişiniz 252 seviye 9'a göre sıkıntılı. Sıkıntılı. Gizlenmeniz nispeten var. Çok yok. İkinci merminiz 315 veriyor. Evet güzel ama ben bu tankı premium olarak oynayacaksam ikinci mermiyi kullanmam. Yani para kazanacaksam. Çünkü o zaman çok fazla para kazanamayacaksınız. Ha, mermi hızı güzel bak. Premium mermisi muazzam. 1492 Leopar mermisi gibi. Leopar gibi, Leopar gibi. Ama nişan alması biraz sıkıntı. Hani bak geldi o falan. Ama hani kutunun en iyilerinden biri. Kutuda çıkanlardan en iyilerden biri. Seviye 9 olması dediğim sebepten dolayı 7 ile 9 arasındaki farktan dolayı ciddi avantaj. Şimdi yine bizim takım sığır gibi oynuyor. Ne olabilir? Mark'la çok işim yok benim ya. Mark çok kasmıyorum abi. Körden atıyor bire. Kaçırdık lan. Vurduk mu acaba onu? Borask nasıl temizlemeye gelmiş buraya? Proxy'den spotluyor bizi Borask ama onun orada ölmesi lazım. Çünkü o şerefsiz ne yapacak biliyor musunuz? Dibimize girecek. O çukurumun, o uçurumun altına girecek. Çukurum diyorum. Bize spot verecek sürekli. Ölmesi lazımdı abi. Buraya gelmem biraz sıkıntı oldu ama o Boraskın ölmesi lazımdı. Orada bize sürekli spot verecek, rahatsız edecekti ve biz de çok ciddi sıkıntıya düşecektik. O yüzden yaptığım hamle aslında iyi bir hamle. Ne kadar da hani artıdan yedik, Boraskan yedik, o çok zararlı çıktık gibi bakacaksanız da bu tip durumlar, bu tip tankların öldürülmesi gerekiyor orada. Çünkü sizin oradaki düzeninizi bozuyor. Yani siz buradaki 3 tankı spotluyor. Geliyor buradan tehdit olabilecek bir duruma gelebiliyor. Falan filan. Falan filan. Come on everybody. Un, dos, tres. Ama seco, seco, seco. İşte buradan yükselecektir bu. Hadi lan. Korro. Bu tank da enteresan bir tank. Amerikan tank. Ben onu da sevmiştim mesela. Benim böyle nerede? Antin kuntin saçma sapan. Hani böyle garip bir tank var. Olmuş ama olmamış diyebileceğimiz tank var. Onları seviyorum. Çıkamadık. Bir. 2. Çok iyi. Bak ona yardıma gidecektim ben gidemedim ama artık basalım. 8'e 3. Zaten bir orada tank kaldı. Onu alırsak kalacağız. Alamazsak zaten başka hasarımız yok. Bak abi düşünebiliyor musun? Bak 8'e 3 ve şurada hala beyinsizler bekliyor ya. Oğlum 8'e 3 lan hasarın yok. Bas. 500'ye, 600'ye ama bas 600-700 hasar ver ya.
Bir daha aynı yere, aynı yere mühimmat istiyoruz. Asistiktir, Oo! Isaac'in topu çok iyi. Hani tam zorluyor beni orada. Abi iki tane bak basmıyorlar abi şaka gibiler ya şu tepedekilere bak. Oğlum IQ'nuz kaç lan sizin? He? IQ'nuz kaç abi? Yani IQ'un kaç aga? Tepedeki basmıyor. Şuradaki herifler basmadı. Komedi. Komedi abi. Boraski şuradan vurdu herif. Bak hala basmıyorlar ya. İşte şu adamlar, tamam mı? Şu adamlar büyük bir ihtimalle, ben şimdi ön yargılı olmak istemiyorum ama şu adamlar, şuradaki herifler büyük bir ihtimalle abi parayı basmış, altınla tank açmış adamlar. Oğlum niye basmıyorsun lan? Yani zaten skor abi belli. Belli skor. Bitmiş, maç bitmiş. Senin basman, hasar atman demek. Belliydi zaten abi çok gördü herif beni arkada durdu öyle vurdu. Aa yani TL7 de böyle bir tank hani zırhınıza güvenmeyin. Taret zırhınız 200 yazıyor ona asla güvenmeyin. Asla güvenmeyin. Ama oyuna girin keyfinizi alın hasarınızı atın. Bakın arkada embesillere bak yeni geliyorlar bak. Bak şu güruh şu 3 güruh yeni geliyor bu güruh da bekliyor. Eğer botsa eyvallah. Eyvallah. Ama bot değilse abi yani lütfen lütfen çık çık ve oyun moyun oynama sen şu oyunu oynama ya. Hani nedir kafan nedir yani orada beklemenin bir anlamı yok aga.